Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yum Akla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu önümde görmüş olduğunuz atkı modelinin yapımını paylaşacağız. Atkı modelim şöyle bakalım. Kenarlarında şöyle iki tane pomponumuz mevcut. Bu pomponlar ayrı bir hava kattılar atkıya. Önüne de böyle bir ayıcık yerleştirdim. Cep kısmını yaparak böyle çok şık bir model olmuş oldu. Bu ayıcıklar son zamanlarda gerçekten çok moda. Her yerde görebiliyoruz bunları. Ben de böyle atkımda değerlendirmek istedim, kullanmak istedim. Çocuklarınız için gerçekten çok hoş ve onların çok sevebileceği bir model oldu. Aynı zamanda bu atkı bere eminim çok beğenilecektir ve ticaretinde yapabilirsiniz kolaylıkla. Şöyle de bir bere hazırladım. Bu berenin de yine videosu kanalımda olacak. Bu videonun altında linkini, açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Bunu da yine ayıcıklı olarak hazırladım. Şöyle tepesinde bakın gül var. Şöyle arka kısmında da iki tane pompon yaptım. Buna takım olarak hazırladım. Atkım için bir adet ipim gitti. Bere için de yarım, toplamda 1,5 adet, bu takımı yapabilmem için 1,5 adet ip kullanmış oldum. 2 tane de ayıcık aldım. Ayıcıkları ben bulunduğum şehirde tuhafiyelerden aldım arkadaşlar. Sizler de bakabilirsiniz. İnternette satan yerler mevcut. Atkımın uzunluğu ben 1 metre 10 santim olarak hazırladım. Genişlikte bu şekilde yaklaşık 12,5 santim kadar bir genişliğim var. Şu kısımdan bahsediyorum. Bu genişliği daha geniş isterseniz daha sıra sayısını daha fazla yapabilirsiniz. Uzunluğu da istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Hem bebekler için hem de yetişkinler için uygundur. Yetişkin olarak eğer ayıcık istemezseniz bu ayıcığı yerleştirmeyebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Böyle sade olarak da hazırlayabilirsiniz yine çocuklarınıza. Şimdi kullandığım malzemelerim Kartopu Aksoft kullandım bunun için. İstediğiniz marka bebeğin yünüyle hazırlayabilirsiniz. Bere ipleri var. Onlarla da hazırlayabilirsiniz. Hiç fark etmez markası. Kodunu isteyen arkadaşlarımla K313 kodu var. Tığ da 7 numara 4 milimlik bir tığ. Burada 7 yazar. Burada da 4 milim tığ. Bu gri saplı tığlar da bu şekilde yazıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi bir tane de pompon aparatım var. Eğer sizin pompon aparatınız yoksa daha farklı pompon yapma şekilleri var. O şekilde hazırlayabilirsiniz. Malzemelerim de bu şekilde. Şimdi dilerseniz yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar atkımızın yapımına başlıyoruz. Atkımız için öncelikle uzunca bir zincir çekeceğiz. Yani atkımızın boyu kaç santim olsun istiyorsanız o kadar zincir çekmeniz gerekiyor. Yani uzunlamasına olarak yapacağız atkımızı. Mesela eğer 1-2 yaş çocuklar için yapıyorsanız 1 metre 20 santimlik bir uzunluk ideal olacaktır. Daha küçük bir bebekler için yapacaksanız 1 metre yapmanızı öneririm. Şimdi şöyle uzunca zincirimizi şöyle bolca çekiyoruz zincirimizi. Bakın şöyle. Bolca. Yani gevşek olarak çekeceğiz. Dediğim gibi uzunlamasına öreceğiz. Yani atkımızın uzunluğu kaç santim olsun istiyorsanız o ölçüde zincirlerinizi çekmeniz gerekiyor. Şimdi ben sizlere göstermek için o kadar zincir çekmeyeceğim. Sadece video çekimini göstermek için yapıyorum. Hani modeli göstermek amacıyla. Dediğim gibi şu uzunluk atkınızın boyu kaç santim olsun istiyorsanız o kadar yapın. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın ben daha önceden bir tane hazırlamıştım. Bakın. Şu şekilde yukarıya gideceğiz, döneceğiz. Yukarı gideceğiz, döneceğiz. Yani boy olarak çalışacağız. Yani şöyle çalışmıyoruz. Uzunlamasına gidip gelip yapacağız atkımızı. O yüzden ben size böyle küçük bir parçada göstereceğim. Daha büyük yaşlar için yapacaksanız eğer mesela 3-4 yaş yapacaksanız 1 metre 30 santim gibi yapabilirsiniz. Veya yanınızda bir çocuk varsa onu ölçerek de yapabilirsiniz. Yani uzunluğu tamamen size bağlı. Nasıl, hangi ölçüde istiyorsanız ona göre yapabilirsiniz. Böyle dolamalı bir atkı olacak benimkisi. Önden dolayıp arkadan tekrar öne alacağız. Çünkü önüne bir ayıcık gelecek. O ayıcığın da arkada kalmasını istemiyorum. Ön kısma gelmesi için
Böyle dolamalı bir atkı olacak. Şimdi ipimi doluyorum. Bir, ikinciye. Bakın birinciye atlıyorum. İkinciye batıyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3 tane ilmeğim var. Bunların hepsini tek seferde çıkarıyorum. İpimi tekrar doluyorum. Yandakini batıyorum. Tığımda yine 3 tane ilmeğim var. Bunların hepsini tek seferde topluyorum. İpimi doladım. Tekrar yanındakine batıyorum. Ve hepsini tek seferde topluyorum. Buna biz çakma trabzan diyoruz arkadaşlar. Elimden geldiğince oldukça yavaş bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bakın bu çakma trabzan. Zincirimiz boyunca hep çakma trabzan yapacağız. Üst sıralarda da yine aynı şekilde modelimiz çakma trabzandan oluşacak. Yani şu anda yapmış olduğum işlem. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Çok basit. Yani örgüye yeni başlayan arkadaşlarımızın bile rahatlıkla yapabileceği bir model. Tamamen hani herhangi bir örnek yok, bir şey yok, böyle kolayca yapabilir ama aynı zamanda da oldukça da şık bir model. Böyle önündeki ayıcı ile birlikte, pomponlar ile birlikte ayrı bir havası oldu. Evet, böyle sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz hep beraber. Evet, sıra sonuna kadar geldik. Şimdi döndürüyoruz. Bir zincir çekiyorum. Şimdi soracaksınızdır büyük ihtimalle kaç tane çakma trabzan yaptım ilk sırada. Sayı verme taraftarı değilim ama hani özellikle sayı isteyen arkadaşlarım için ben 1 metre 20 santimlik bir atkı yaptım. Benim atkım boyu 1 metre 20 santim ve toplamda 210 adet çakma trabzan üzerinden yaptım. Ama sizin elinizin sıkılığı, gevşekliği, kullandığınız ipin kalınlığı, inceliği, tığınız hepsi bunu fark eder arkadaşlar. Yani bu ölçüyü değiştirebilir. O yüzden yaparken ölçüyü baz alarak, yani çektiğiniz zincirin ölçüsünü baz alarak yapın. Ona göre uygularsanız çok daha sağlıklı olur. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi bir tane zincir çektim. İpimi doluyorum. Şimdi şöyle bakın, şöyle döndürdüğüm zaman şurada böyle buğday, arpa gibi gözüküyor şu kısımlar. Şimdi bunların arka kanatlarından alarak yapacağız. Öncelikle ipimi doluyorum. İlk birinciye şu şekilde. Bakın. Şimdi şurada ipimi doladım. Şöyle tutacağız. Bakın şöyle değil. Şöyle tutuyoruz. Şurada arka kanadından alarak alıyorum ve üçünü bir çıkarıyorum. Tekrar ipimi doladım. Sıradakinin yine arka kanadından, bakın tek kanadı arka kanadından aldım. 3 tane var. Tek seferde doladım. İpimi doluyorum tekrar. Yine arka kanadından, bakın şöyle değil. Şurada arka kanadından aldım. Hepsini tek seferde çıkardım. Arka kanadından tutuyorum. Alıyorum ve toparlıyorum. Sadece her sırada bu işlemi yapacağız. Başka hiçbir işlemimiz yok arkadaşlar. Atkınızı yaparken artırma ve eksiltme yapmamaya çalışın. İlk başlarken ve bitişte dikkat edin. Eksiltme olmasın. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar
Gidelim. Şimdi sıra sonuna geldik. Sıra sonunda da şu burada yapıyorum. Bir zincir çektim, döndürüyorum. Bakın hemen dibindeki zincirim burada. Buraya batacağız. İpimi doladım. Yanındakini batıyorum. Evet, şimdi bu şekilde ilerleyeceğiz. Toplamda bakıyorum kaç sıra yapmışım. Şunu da göstereyim size. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sıra yaptım. Ölçüsünü de vereyim. Şu genişliğin ölçüsünü vereyim size. Genişliğin ölçüsü de 12,5 santim gibi olmuş arkadaşlar. Şu genişliği kaç sıra istiyorsanız, daha geniş yapacaksanız daha fazla sıra dönmeniz gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Yani 15 yapın, 16 yapabilirsiniz. Atkınızın boyutu büyüdükçe, yaş grubu büyüdükçe istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Hem uzunluğunu hem de bu genişliğini arkadaşlar. Şimdi atkımızı şöyle uçlarına pomponlar gelecek. Bakın şu şekilde. Şöyle pomponlar gelecek. Şimdi bu pomponlarını öncelikle beraber yapalım. Sonra da cep kısmını yapacağız. Pomponları nasıl diktiğimi de yine sizlerle paylaşacağım. Şimdi benim böyle bir pompon aparatım var. Şu dörtlü olarak satılan pompon aparatlarından. Onun ikincisiyle yapıyorum. Hani çok fazla büyük istemediğim için pomponları onunla yapıyorum. Daha küçük isterseniz bunun en küçük boyu var, onunla da yapabilirsiniz. Bir büyük boyu var, onunla da yine yapabilirsiniz. Şöyle bakın, pompon aparatımız şu şekilde açılıyor. Öncelikle bir tarafına ipimi alayım şöyle. Pompon yapımında çok soran arkadaşlarımız vardı, hani nasıl yapıyorsunuz diye. O yüzden videonun içerisinde göstermek istedim. Şöyle sarıyorum. Şunu birazcık daha çekeyim. Evet. Şöyle sarıyoruz arkadaşlar. Bakın sırayla bu pompon aparatında hiç boşluk kalmayacak şekilde bunu dolduracağım bu şekilde. Çok gevşek sarmayın. Çok sıkı da olmasın. Normal boyutta, çünkü bunu keseceğiz makasla. Kısımları da şöyle ince doluyorum. Bu şekilde dolayalım arkadaşlar. İstediğimiz kalınlıkta olana kadar. Şimdi benim için yeterli bir kalınlık oldu. Şu şekilde kapatıyorum. Ve makasımla ipimi buradan kesiyorum. Şimdi döndürüyorum. Bu tarafa açıyorum. Yine bu tarafa da aynı şekilde dolduruyorum. Diğer tarafı ne kadar doldurduysam bu tarafı da yine aynı şekilde yapacağım. Bu pompon aparatlarını nereden alabilirim? Bütün ip satan tuhafiyelerde mevcuttur. Mutlaka vardır arkadaşlar. Oralardan temin edebilirsiniz. İnternette de büyük ihtimalle pompon aparatı diye yazdığınız zaman çıkacaktır. Oralardan da temin edebilirsiniz. Tekli satılıyor mu bilmiyorum. Tekliyi çok görmedim. Genelde dörtlü olarak, üçlü olarak satılıyor bunlar. Tabii pompon aparatı almak istemeyenler böyle parmaklarına sararak yapabilirler. Böyle kartlara, sert kartlara da yapabilirler. Ama ben hani bununla daha kolayıma geldiği için bu şekilde yapıyorum. Şimdi bunu da yine aynı şekilde dolduralım. Evet, bunu da yaptım. Şimdi kapatıyorum. Şöyle ipimden şöyle iki kat, bakın şöyle iki kat yapıyorum ipimden. Keseceğim, onu bağlamak için kullanacağız bu ipimizi de. Şimdi şunu
Keselim arkadaşlar şu şekilde. Keserken dikkat edin. Bu kısımlar kesinlikle açılmamalı. Şöyle elinize destek olabilirsiniz. Şimdi döndürüyorum. Bu tarafı kesiyorum. Şimdi şu iki kat yapmış olduğumuz ipi bakın pomponluk paratının şu ortalarında boşluklar var. Şöyle sarıyorum. Şu iki ucu eşit olacak. Daha sonrasında şu şekilde çekiyorum bunu. Şekilde sıkıca bağlıyorum. Tekrar kısımlardan diğer tarafa sağlam olması için bağladım. Bir kere daha döndürüyorum ben. Evet. Şimdi şöyle birkaç kere bağlıyoruz. Tamam. Evet, şimdi açabiliriz bu kısımları. Şuralardan bakın, şu kısımlardan tutup açıyorum. Çıkardım. Pomponumuz hazır. Şöyle bir sallayalım. Bakın düzeltilmesi gerekiyor pomponumuzun. Düzeltelim hemen. Şu şekilde makasla kesebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir şeyin üstüne ben keseceğim. Kağıt koyalım. Bakın şöyle düzelteceğiz. İpleri uzun olanları düzeltelim bu şekilde. Bunun için tabii ki elinizde iyi kesen bir makasınızın olması gerekiyor. Şu anda benimki iyi kesmiyor. Diğer makasımı alayım. Evet şöyle. Büyük makas da çok daha iyi oluyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Şöyle dümdüz düzeltiyorum her tarafını. Tamamdır. Koyalım kenara. Şöyle bir sallayalım. Bakıyorum. Şöyle birkaç bir şey daha var. Onları da yapacağım şimdi. Pomponumuz hazır. Şimdi pomponumuzu şu uç kısımlara dikeceğiz. Bunu dikmiştim. Bunu da ayırdım beraber dikelim diye. Şimdi öncelikle bakın şu uç kısma dikeceğiz bunu. Şuradan şöyle ikinci sıra diyeyim. İkinci sıradan alıyorum. Şurada uzun bırakmış olduğumuz ipler var. Bunu alıp şöyle içinden arka tarafa çıkardım. Şimdi şu taraftan yine bakın bir şöyle ikincinin şöyle şuradan alayım. Bunu da şöyle alttan yukarıya doğru çekiyorum. Ve çekiyorum ipimi. Daha sonrasında bunları bağlayacağım. İyice sıkıca bağlıyoruz. Tamamdır. Şimdi şunu iplerini şöyle keselim. Bütün hepsini bu şekilde dikeceğiz. Bakın. Şimdi bu ayıcık için, ayıcığımızı yerleştireceğimiz yer için cep kısmımızı yapalım arkadaşlar. Öncelikle 18 tane zincir çekeceğiz. Şöyle. Öncelikle 18 tane, daha 17 tane zincirimizi çekelim. 2, 3, 4, 5, 6. Şunu da şöyle alayım. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17. Üzerine 15 çakma trabzan yapacağım arkadaşlar. Birinciyi değil, ikinciye batıyorum ve hepsini bir çekiyorum. Yani atkıda yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapıyorum burada da. Cebimizi de üzerine dikerken yine uzunlamasını olarak
Uzunlamasına olacak lastik kısımlarımız. Yani nasıl atkıyı uzunlamasına ördük. Bu da yine aynı şekilde olacak. Şimdi İki de 15 tane yapıyorum. Eğer daha geniş bir cep istiyorsanız buradaki zincirinizi daha fazla tutun arkadaşlar. Benim için 15 tane yeterli oldu. Şimdi bakıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Bir zincir çektim. Döndürüyorum. Şimdi yine bakın arka kanadından alacağız. Bu sırayı şu şekilde arka kanadından alarak ilerletiyorum. Şöyle göstereyim bakın. Ben yine daha önce cepte yapmıştım. Bu şekilde olacak. Aynısını birebir aynısını yapacağız. Şimdi iki sıra bu şekilde yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yine 15 tane trabzan olacak burada. Hadi bakalım bir ölçelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15. de yapıyorum. Şimdi tekrar ipimi döndürdüm. Bir zincir çekiyorum. Ve yine lastik olarak devam ediyoruz. Evet. Şimdi kenarda 3 tane çakma trabzan yapıyorum. 2, 3, 1, 2 zincir çekiyorum. Burası ayıcımızın şu ayağının geçeceği yer olacak. Bu şekilde. Şuraya 4 tane yapalım arkadaşlar. 3, 4. 4 tane yaptım. Şurada kenarda 4 tane olacak. 2 zincir çekiyorum. 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncünün şu kanadından alıyorum. Yine çakma trabzan. Şimdi devam ediyoruz. Bakıyorum şimdi burada arada kaç tane yapmışım? 2, 4, 5 tane var. 5 tane yapalım. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz burada. Burası da kolların geçeceği yer olacak. Kollarımız daha ince olduğu için bir zincir yeterli olacak. Şimdi şu önümdekini atlıyorum. Yanındakinden yani bir tane atlamış oluyorum. Yanındakine çakma trabzan yapıyorum. Burada da 3 tane çakma trabzanım olacak. Bu kısım yukarı gelen kısım. Yani şu kısım olacak arkadaşlar. Döndürüyorum. Şimdi yine bir zincir çektim. 1 2 3 tane vardı burada kenarda. Şimdi şurada bir tane atlamıştık. Bir tane şöyle boşluğa bakın boşluğa bir tane çakma trabzan yapıyorum. Şimdi şu ortasındakileri alıyoruz. 1 2 3 4 5. Burada iki tane atlamıştık. Burada da yine iki tane çakma trabzan yapıyorum boşluğa. Şimdi burada kalan 1, 2, 3 ve 4. 4 tane çakma trabzanımızı yaptık. Döndürüyorum. Bir zincir. Burayı komple 15 tane çakma trabzan olarak yapacağız. Herhangi bir boşluk bırakma, atlama, eksiltme yok. Her birine birer kere çakma trabzan yapıyoruz. Bakın 1, 2. İki sıra, iki bacak arasında iki sıra var. Şu şekilde bakın, kol iki sıra var. Bir, iki sıra var kol arasında.
Şimdi evet, şimdi döndürüyorum. Burada yine boşluk bırakacağız. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şimdi bakıyorum ne taraftayım. Kol için boşluk bırakmış olduğum taraftayım. O zaman burada 3 tane çakma trabzanımız vardı. 3 tane çakma trabzan yapıyoruz. Siz eğer bu arayı daha geniş bırakacaksanız alttaki boşluk bırakmış olduğunuz yerlere bakın. Kaç hangi ayak olan yerde mi, kol olan yerde mi ona göre yapın arkadaşlar. Dediğim gibi cep kısımlarını eğer daha geniş yapacaksanız bu kenarlarda bırakacağınız sayılar değişecek. Ben burada 3 tane bıraktım. Sebebi de şu boğaz altının çok geniş olmaması için. Hani tam boğaz altında kapatması için de. Şimdi 3 tane yaptık. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye batıyorum. Arada kaç tane vardı altta? 2, 4, 5 tane vardı. Yine 5 tane olarak yapacağım. 3, 4, 5. 2 zincir çekiyorum. Burası ayağın boşluğu. 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye atıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Döndürüyorum. Bir zincir. Yine ipimi doladım. Şöyle dibine batıyorum. Ve yine şimdi 2, 3, 4 tane çakma trabzanımı yaptım. Burada 2 atlamıştım. Şöyle boşluğa 2 tane çakma trabzan yapıyoruz. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Burada bir tane atlamıştık. Buraya da bir tane yapıyorum ve devam ediyorum. 1, 2, 3. Döndürdüm. Şimdi bir sıra daha yapacağım. Başlarken 2 sıra yapmıştık. Burada da 2 sıra yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir zincir. Yine arka taraflarını alarak devam ediyorum. Tamamdır. Şimdi burada 2 sıra yaptıktan sonra şöyle kenarını şimdi çıkarayım da şöyle rahatlıkla bakalım. Şimdi şu kenarlarını da sık iğne olarak gidip tamamlayacağım. Böyle daha güzel bir görüntü olması açısından o sık iğnelere gidiyorum. Şimdi şöyle bakın batıyorum. Bir. Şuradaki boşluğa batıyorum. Bir tane. İki. Şuraya batıyorum. Şuradan alıyorum. Yani batmış olduğumuz yerlerde boşluklar oluşmasın. Bakın hiç boşluk yok şu kısımlarda. Ona göre ilmeklerimizi alalım. Bakın şu boşluğa batmaktansa, burada boşluk oluşturmaktansa şunu yarıyorum şu şekilde. Bu şekilde sık iğnemi yapıyorum. Böyle. Bütün kenarları bu şekilde ilerleteceğim arkadaşlar. Şurada batamadım bir yere. Tamam. Burada da yine aynı şekilde ilerliyorum. Her yeri döndüreceğim. Şu dönüşte bir tane daha yapacağım ki boşluk oluşmasın.
Burada şuradan bir tane daha alalım. Evet. Evet, sıra sonuna kadar şuraya kadar getirelim cebimize. Sıra sonuna kadar geldim. Burada şu ilk başlamış olduğumuz sık iğnenin hemen şu tepesine batıyorum. Bir zincir çektim. Ve ipimi koparıyorum. Bunu arkada yürüteceğiz arkadaşlar. Şimdi şu şekilde yerleştireceğiz. Kol kısımları yukarı gelecek. Bacak kısımları aşağıya gelecek. Yani böyle değil. Şöyle bakın şu uzunlamasına olacak bu kısımlar uzunlamasına. Şimdi alalım cep kısmımıza. Şunu arkadan şöyle içten geçirelim arkadaşlar. Şöyle ilmeklerin aralarından geçirebilirsiniz bunu. Şimdi bunun yüksekliğini yani nereye yerleştirmek istiyorsanız eğer bu cebi o şekilde şöyle çok aşağıda istiyorsanız aşağıda biraz daha yukarıda istiyorsanız yukarıda. Ben şöyle şu kısım benim için uygundur. Hemen iğnemi alacağım ve yerleştireceğiz. İğnemi önce alalım. İpimizi alalım. Şimdi öncelikle şu cebimizi şu şekilde bakıyorum. Bir iki sıra, bir iki sıra. Her iki taraftan da iki sıra kalmış olacak. Yani eşitlik olmuş olacak, ortalamış olacağız. Öncelikle şöyle bir iğneleyelim. Şuraya iğneleyelim. Kayma olmasın. Dikeceğimiz yeri bilelim. Şuraya da. Buraya da. Evet. Tamamdır. Şimdi rahatlıkla dikebiliriz. Bir iki sıra dedik. Şuradan. Şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Çok çekmeyin. Şöyle. Şöyle arada arkadan bir düğüm yaparsak orası çekilip cebimiz büzüşmez ayıyı koyarken. Evet. Şimdi tekrar bu şekilde videonun pardon cebin sonuna kadar yani şuraya kadar geleceğiz dike dike. Evet, şimdi isterseniz siz de dikin, ben de dikeyim. Sonra ayıcımızın yerleşimiyle devam edelim. Evet, diktik arkadaşlar cebimizi. Şimdi ayıcımızı yerleştirelim. Şu şekilde öncelikle. Şimdi bacağını tutalım. Evet. Gördüğünüz gibi çok tatlı oldu. Bakın. Çok güzel oldu arkadaşlar. Keyifli bir model. Çalışması keyifli bir model. Sonucunu görünce insan çok daha mutlu oluyor bu şekilde. Tamamdır. Evet. Verimiz bu şekilde.
Şimdi ben tek bir tarafından yaptım ayıyı. Siz isterseniz iki taraflı olarak da yapabilirsiniz. Şöyle. Evet, modelimiz bu şekilde tamamlanmış oldu. Gerçekten çok güzel oldu. İnşallah sizler de keyif alarak örersiniz. Kendinize, çocuğunuza yapabilirsiniz, hediye edebilirsiniz. Çok şık bir atkı. Aynı zamanda bu atkımızın beresini de yapacağım. Tanıtımda göstermiştim beresinde. O şekilde tam takım olarak hazırlamış olacağız. Hemen bir günde atkısında beresini de hazırlayabilirsiniz. Yeni başlayan arkadaşlarımız 2 günde yapabilirler. Çok kolay. Hemen bugün başlayın, yarın hediye edin veya takın gibi. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.